Merhaba, bu videoda Tukaş hissesini inceleyeceğiz. Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapıyoruz. Bu ve diğer videolarımda kesinlikle alsat tavsiyesi vermiyorum. Alım-satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. Öncelikle neden Tukaş'ı inceliyoruz? 8 Ağustos tarihli basında çıkan bir haberi paylaşayım. Haberde şunları yazmışlar. Avrupalı tüccarlar domatesin kilosuna 2 euro vererek görüşmelere başladı doğalgazdaki fiyat artışları ve Rusya'nın Avrupa'ya yönelik arz kısıntıları sera üretimini de vurdu. Avrupa'daki tüccarlar Türk domatesinin peşinde. Tabii ki domates derken salçası konservesi de kastediliyor. Bu haber 8 Ağustos'ta yayınlanmış. Ben 10 Eylül'de dün gördüm. Bir ay sonra. Normalde başka bir hisseden bahsedecektim. Haberden sonra tukaş videosu yapmaya karar verdim. Ve tabii ki geç kaldım. Arkadaşlar bu tarz haberler duyduğunuzda yorumlara yazarsanız sevinirim. Haber doğru çıkar, yanlış çıkar. O ayrı konu. Biz hissemize geçelim. Şirketin %45'i Cem Okullu'ya ait. Cem Okullu ünlü bir borsa spekülatörümüz diyelim. Manipülatör değil, spekülatör. Genelde bir hisseye girdiğinde sıra dışı ve sert hareketler yaptırabiliyor. Yani dikkatli olmak gerekiyor. Fakat Tukaş için bence durum farklı çünkü Cem'in kendi şirketi. %20 Cengiz Okullu'ya ait. Yanılmıyorsam kardeşi ve %34 halka açık. Bu sene 15 Temmuz'da Niğde Bor'da günlük 3000 ton domates işleme kapasiteli salça işletmesi üretime başlamış. Bor'daki yeni tesisin toplam üretim kapasitesi yıllık 28 bin ton. Tukaş'ın toplam kapasitesi yıllık 316 bin ton. Tabi burada ton hesabı yapılmış ama salça, konserve, zeytin, turşu, reçel, ketçap, dondurulmuş ürünler vesaire ürün çeşitleri çok fazla ve ton hesabı aslında bize net bilgi vermiyor şirket neler üretiyor onu görmüş olduk. Bu tabloda ise üretim miktarları bulunuyor. Önceki tablo kapasiteyi gösteriyordu. Yine net sonuçlar çıkaramıyoruz. Her sene üretim miktarları her ürün için değişmiş. Salça üretimine artı 14 bin ton yazdım. Senelik kapasitenin 28 bin tonun yarısı kadar. Artı 14 bin ton üretim yapılır mı? Belki yapılmaz. Belki senenin bazı ayları daha fazla üretim yapılıyordur. Bu bilgilere şu an için sahip değiliz. Tablodan çıkaracağım tek sonuç fabrikaların tam kapasiteyle çalışmıyor olduğu. Yani ileride siparişlerde artış olursa üretimde artırılabilir. Potansiyel var. Yalnız bir de domatese ihtiyaç olacak. Domates bulunursa kapasite mevcut. Gelir tablosuna geçelim. Şirket kar diyor. İlk 6 ayda 562 milyon dönem karı var. Geçen sene aynı dönem 35 milyonmuş. Şirketin piyasa değeri 5,5 milyar lira. Sağdaki kutuda çeyrek dönemlere göre kardaki artışı görüyoruz. 98 milyondan 243 milyona ve 318 milyona çıkmış. Hisse 9 Eylül'de Cuma günü tavan yapmış. E son dönemde iyi yükselmiş. Mayıs'ta 5 liraymış şimdi 11 lira. Yükselmiş zaten buralardan alınır mı? Grafik falcılığı yapmadan, saçma çizgiler çekmeden bir hesap yapalım. Yıllıklandırılmış kar 708 milyon lira. Kar 2022 sonu bilançosunda 1 milyar 100 bine çıkar mı? finansallar bu şekilde devam ederse çıkabilir. Bugünkü fiyat 11.25 hisse için normal dersek sene sonu 17 liraya normal diyebiliriz. Benzer şekilde bir hesap daha yapalım. Bu sefer bir sene sonraki normal fiyatı hesaplayalım. Ve bu sefer çeyrek dönemlik %20 enflasyonu da hesaba katalım. Senelik %100'ün biraz üzerinde yapar. Net kar 2 milyara çıkar. Hisse fiyatı 32 lira için normal diyebiliriz. 2023 Eylül'ünden bahsediyorum. Videonun başındaki uyarımı tekrar yapayım. Ben 4 işlem matematik yaptım diye hisse 32 lira olmak zorunda değil. Başka değişkenler de var. Belki insanlar tukaşı almak istemeyecek. Belki patron şirketi satacak. Belki domates bolluğu olacak. Borsada asla yarınki fiyatı bilemezsiniz. Ben de elimden gelen en iyi atışı yapmaya çalışıyorum. Tutmayabilir. Bu nedenle herkes alabileceği kadar riskle hisse alıp almamaya kendisi karar versin diyoruz. Video bu kadar. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.